Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Kamerası Nasıl video serimizin yeni bölümünde TCL Plex'in kameralarına göz atıyoruz. Bu ürünün kamerasıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Kanalımıza aboneyseniz özellikle son dönemde yaptığımız kamerası nasıl videolarını mutlaka beğeniyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu serideki videolarımızda biz özellikle cep telefonlarını sadece ve sadece kamera özelliklerine odaklanıyoruz. Onlarla fotoğraf çekiyoruz, videolar çekiyoruz ve bunları sizlerle bu videonun içinde ve aynı zamanda teknolojioku.com adresinde paylaşıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız kamerası nasıl videolarını izlemek için şimdi yukarıdan bir tane kutu çıkacak, ona tıklayabilirsiniz. TCL Plex'e geri dönecek olursak, geçtiğimiz günlerde bu telefon bize gelmişti ve kutusundan çıkarmıştık. Belki bilmeyenler vardır, marka birazcık yeni bir marka aslında. TCL Türkiye pazarına yeni giriş yapan bir marka. Son dönemde olduğu gibi Çin merkezli bir marka ve Çin merkezli markaların biliyorsunuz Türkiye'deki faaliyetleri giderek artmaya başladı son aylarda ve son yıllarda. TCL de bunlardan bir tanesi. Alcatel ve BlackBerry cep telefonlarının üreticisi aslında ve aynı zamanda Pelmin de ki geçtiğimiz günlerde biz çok küçük bir cep telefonunu da incelemiştik. Yine üreten bir marka, kendisi TCL üretiyor ve test merkezimize gelmişti. Onun da böyle bir kısa bir ön incelemesini yapmıştık. Onun videosunu da izlerseniz, tam videosu da yine şuradan yukarıdan bir yerden çıkaracağım. TCL Plex'e geri dönecek olursak, arka yüzünde 3, ön yüzünde 1 olmak üzere toplamda 4 kameralı bir cep telefonu. Fakat arka yüzündeki kameralar oldukça farklı bir şekilde tasarlanmış. Son dönemde piyasaya çıkan cep telefonlarında genelde dikey bir kamera dizilimi oluyor ama TCL burada arka yüzünde de şöyle görüyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım ekranda da. Yatay bir kamera dizilimi kullanmış. Önce bu kameraların teknik özelliklerini bir göz atalım. Daha sonra kamera menüsü ve örnek videolarla incelememiz devam edecek. TCL Plex'in kamera özelliklerine baktığımızda ana kameramızın 48 megapiksellik f1.8 diyaframlı Sony IMX538 sensörünü kullandığını görüyoruz. 16 megapiksellik f2.4 diyaframlı ikinci kamera ise ultra geniş açı özelliği bize sunuyor ki yaklaşık olarak 123 derecelik bir görüş açısıyla geliyor. 2 megapiksellik f1.8 diyaframlı üçüncü kamera ise alan derinliği kamerası olarak kullanılıyor. Bu ana kamera bize 4K 30 fps video kayıt yapma imkanı sunuyor. Yani maksimum çözünürlükte ulaşacağımız değer bu. Öte yandan kameraların biri sağında, diğeri solunda olmak üzere 2 adet de LED lambamız bulunuyor. Bu LED lambalarla fotoğraf ve video çekimlerinde bir parça daha aydınlatma imkanı sağlıyorsunuz. Tabii imkanlar dahilinde olduğunu belirteyim bunu. Telefonun bir diğer özelliği ki ben bunu çok beğendim, onu baştan söylemiş olayım. AIS Gyro özelliği bulunuyor. Yani elektronik imaj sabitleme özelliği var ama gyroskoptan destek alan bir özellik bu. Sonuçlar muhteşem. Birazdan onu anlatacağım detaylarda video tarafında ama sonuçlar muhteşem. Çok başarılı olmuş. TCL bunu nasıl yapmış bilemiyorum ama çok başarılı bir sonuç elde ediyorsunuz. Videoda titreşim engellemeyi açtığınızda biraz onun detaylarına bakacağız. Video tarafında aynı zamanda böyle enteresan bazı özellikler de var. Onlardan da bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda ama 960 fps 720p'de yavaşlatılmış yani ağır çekim yapabiliyorsunuz. Ön kamera tarafına gelecek olursak orada bize 24 megapiksellik f2.0 diyaframlı bir kamera karşılıyor. Bu kameranın da Full HD yani 1080p'de 30 fps video kayıt yaptığını belirteyim. Öte yandan ön kamera delik şeklinde tasarlanmış ve cep telefonunun ekranında sol üst köşeye konumlandırılmış. Bu arada enteresan bir detay yani bu kamerada çok ilgisi yok belki ama standart olarak cep telefonu kutudan bir ekran kaplamasıyla çıkıyor. Bu ekran kaplamasıyla da daha güvenli, daha sağlam bir kullanım imkanı sağlanmış oluyor. Ekran en azından çizilme ve darbelere karşı biraz daha güçlendirilmiş oluyor. Güzel bir özellik olduğunu belirteyim. Ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Hemen şuradan çıkartayım. Şöyle bir kılıf da çıkıyor kutudan. Biz kutu açılım videosunda bunu sizlere anlatmıştık ama burada da söylemekte fayda var. Böyle sert plastik ve şeffaf
bir kılıf da çıkıyor. Bu kılıfa da telefonun özellikle böyle çok parlak sedef bir tarafı var malum, görüyoruz şöyle. Parlak bir arka yüzü var. Burası da korunmuş oluyor. Gelelim cep telefonunun kamera arayüzüne. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bugüne kadar incelediğim ve kamerasını incelediğim cep telefonları içinde en farklı tasarım bu cep telefonunun kamera menüsünde beni karşıladı. Çünkü çok hani belli açılardan baktığımızda evet farklı Android telefonlara fazlasıyla benziyor ama belli açılardan da birçok yenilik sunuyor. Kamerayı ilk açtığımızda karşımıza otomatik mod çıkıyor. Otomatik modda ekranın üstünde bazı menüler var, onlar bizi karşılıyor. Örneğin çekim formatını yani oranını belirleyeceğiz. 4'e 3, 16'ya 9, 1'e 1 ya da full screen olarak belirleyebileceğiniz bir menümüz var. Onun hemen yanında HDR açık ya da kapalı kullanabileceğimiz bir menü var. Timer'ımız var. 2, 5 ve 8 olmak üzere. Üçlü bir timer setimiz var. Flash'ımızı açıp kapatabiliyoruz. Veya otomatik de kullanabilirsiniz isterseniz. Bir de çeşitli renk efektlerini kullanabileceğimiz, burada bir sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane farklı ki bunlar içinde siyah beyaz renk seçeneğinde olan bir renk paleti bizi karşılıyor. Öte yandan şöyle bir durum da var. Otomatik modu açtığımızda karşımıza böyle 1x geniş açı ve üçlü kamera olmak üzere bir menü çıkıyor. Şimdi 1x'e bastığımızda 2x tekrar zoom girmiş oluyoruz. Bir daha bastığımızda tekrar 1x'e dönüyor. İsterseniz bunu böyle o kenardaki slider gibi bir şeyimiz var. Dokunarak 10x'e kadar tabi dijital olarak yükseltebiliyorsunuz. Tabi 10x dijital pek önermem ama mecbur kaldığınız durumlarda kullanabilirsiniz, onu da söyleyeyim. Bir de geniş açı modumuz var. Az önce söylediğim gibi bir geniş açı kameramız vardı. O modu da yine buradan hemen kameranın ana menüsünde direkt aktif hale getirebiliyorsunuz. Böyle kısa yol koymaları güzel olmuş. Ben bunu seviyorum. Bazı markalar yukarı koyuyor. Ulaşması biraz zor oluyor. Bu arada işte enteresan taraf şu. Hemen bu menünün üçlü bir ikon menüsü var. Bunun en altında bir menü var. Oraya tıkladığınızda böyle üçlü kamera gibi görünen bir menü. Üç kamerayı da, daha doğrusu iki kameranın bir tanesi de videoyu gösteriyor. Hani sonuçlarını görebildiniz. Mesela orijinal var, ultra geniş var, düşük ışıklı video var. Yani ekran 3 parçaya bölünüyor ve bu kameraları ayrı ayrı görüyorsunuz. Ve bunu hangisini seçersiniz? Diyelim ben ultra geniş seçtim şu anda. Hop o kameraya geçiyor. Benim hoşuma giden bir özellik bu. İsterseniz kapatabiliyorsunuz menüden. Onu da birazdan göstereceğim. Otomatik moddaki ayarlar bunlar. Çok fazla bir seçeneğimiz daha fazla yok. Diğer moduna girdiğimizde burada ağır çekim, hızlandırılmış, ışık takibi, panorama ve yüksek piksel. 48 megapiksel de buradan ayarlıyorsunuz. Az önce söylediğim 48 megapiksel burada diye söylemiştim. Benzer durum ön kamerada da var. Ön kamera içinde 24 megapikseli buradan ayarlamanız gerekiyor. Ayarlara girdiğimizde ise ayarlamalar, işte resim boyutunu ayarladığımız bir yerimiz var. Video kalitesini ayarladığımız bir yer var. Video dengeleme AI'si açıp kapatabiliyorsunuz. Az önce söylemiştim bunu. Yapay zekayı açıp kapatabildiğiniz menüler yine burada karşımıza çıkıyor. İşte üçlü kamerayı buradan açıp kapatabiliyoruz. İşte deklanşan sesi olsun, konum bilgisini kaydet, filigran olsun falan filan gibi birçok ayarı buradan görebiliyorsunuz. Video modunda ise haliyle video çekim özelliklerini burada görebiliyorsunuz. Burada çok enteresan bir özellik var. Şimdi konu takibi diye bir şey var. Konu takibi yaptığınızda bir nesneyi, örneğin şöyle bir kapağımız olduğunu varsayalım. Bunu koyduk. Mesela burada biz konu takibi seçiyoruz. Videoda bu oraya otomatik olarak odaklanıyor. Siz kadrajı değiştirseniz bile görüntü otomatik olarak tam ortaya bu görüntüyü alıyor. Çok enteresan bir özellik. Bugüne kadar ben cep telefonlarında hiç görmediğim bir fonksiyon bu. İsterseniz bunu da kapatabiliyorsunuz. Faydalı sağlayacak güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ben çekimlerde zaman zaman da kullandım. Örneklerde de size bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Video çekimleri sırasında flash'ı da açabilirsiniz. Şu anda açtım mesela ben. Gördüğünüz gibi iki flash da açık şu anda. Kapatabilirsiniz isterseniz. Mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Ve benzer şekilde bazı ayarları da yine buradan yapabiliyorsunuz. Bu arada çekimler sırasında geniş açı kamerasını da video için kullanabiliyorsunuz ama kayıt başlamadan önce seçmeniz gerekiyor bunu. Ayrıca video çekimlerinde 2x ve 10x olmak üzere bir zoom da kullanabiliyorsunuz. Ama 10x tabii ki dijital takdir edersiniz. Çekimler sırasında geniş açıya, yani kayda girdikten sonra video tarafından bahsediyorum, geniş açıya geçemiyorsunuz. En baştan bunu belirlemiş olmanız gerekiyor. Böyle bir özelliği de bulunuyor cep telefonunun. Portre moduna gelecek olursak burada da anladığınız gibi alan derinliği tarafı var. Ayar yapabiliyorsunuz. Diyaframı kendiniz ayarlıyorsunuz. İşte bir F16 ile F1 arasında seçim yaparak arka planın flu ya da net olmasını ayarlayabiliyorsunuz.
Çok beğendiğim bir özellik süper gece modu var. Şimdi biliyorsunuz cep telefonları geceyi çok iyi fotoğraf çekemiyor ve son dönemde birçok cep telefonunda artık bu tarz böyle hani gece, ultra gece, süper gece falan gibi modlarda yer alıyor. TCL Plex'te de bu mod özellik bulunuyor. Süper gecede daha uzun süre pozlama yapılıyor. Yaklaşık 1-8 saniye, 10 saniyeye kadar bir süre pozlama durumu söz konusu. Orada da daha iyi gece fotoğrafları çekmiş oluyorsunuz. Pro modunda da belli özellikleri siz kendiniz ayarlayarak çekim yapabiliyorsunuz. İşte beyaz ayarı, işte netlik, işte şu ISO gibi değerleri siz kendiniz ayarlayarak çekim yapıyorsunuz. Bu şekilde gayet daha profesyonel, fotoğrafçıktan da anlıyorsunuz, daha iyi çekimler gerçekleşmiş oluyor. Öte yandan bu incelemenin konusu olmamakla beraber telefonun ekranının büyük olması benim önemli hoşuma giden taraflardan bir tanesi oldu. 6 GB RAM, 128 GB depolaması da var. Bu da özellikle 6 GB RAM şu manada önemli. Fotoğraf çekerken vesaire takılmadan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ha, 4 GB da çeker, sıkıntı olmaz ama 6 GB da daha akıcı, daha rahat bir kullanım oluyor. Birden fazla uygulama açsanız da cihazda herhangi bir tıkanma veya sıkıntı olmadan rahat bir şekilde kullanım imkanı sağlanmış oluyor. Öte yandan cep telefonunun kamera menüsünde Google Lens özelliği de bulunuyor. Bunu aktif hale getirdiğinizde ki hemen kamera denklenşör tuşun hemen yanında böyle küçük bir tuş var. Aktif hale getirdiğinizde Google Lens'in özelliklerini de kullanarak fotoğraflarda daha yani yapay zeka desteğiyle ve hani o çektiğiniz konunun ne olduğunu Google Lens üzerinden de takip ederek fotoğraflar çekebiliyorsunuz, alışveriş vesaire yapabiliyorsunuz. Türkiye'de çok aktif değil bu özellik ama böyle bir fonksiyonun olduğunu da belirtelim. Şimdi gelelim ön kameraya. Ön kamera az önce de bahsettiğim gibi 24 megapiksel çözünürlük sunuyor ama bu çözünürlüğü aktif etmeniz gerekiyor. O da az önce bahsettiğim gibi diğer menüsüne girip buradan yüksek bir pikseli seçmeniz gerekiyor. Zaten bunu seçtiğinizde ekranda yüksek piksel yazısında görüyorsunuz. Bu sayede yüksek megapikselli fotoğrafta çekmeye başlıyorsunuz. Bunun dışında ön kamerada da bir portre modumuz bulunuyor. Portre modunda da çok güzel böyle hani arka planı fullulaştırılmış. Tabii dijital yapıyor bunu çünkü tek kamera var. Arka planı fullulaştırılmış fotoğraflarda çekebiliyorsunuz. Ve benzer birçok işte video modunu da yine burada kullanabiliyorsunuz. Video modunda da yine ön kamerada da video olarak çekip bunları işte istediğiniz yere göndermeniz vesaire gibi özellikleriniz de yine ön kamerada mevcut olduğunu belirtmiş olalım. Evet, TCL Plex'in kamera menüsü bu şekilde. Peki fotoğraf ve video kalitesi konusundaki tecrübelerimiz nasıl oldu? Ben şimdi bu ürüne yaklaşık diğer cep telefonlarında olduğu gibi yaklaşık olarak 400-500'e yakın fotoğraf çektim ve bu çektiğim fotoğraflar içinde en çok beğendiklerimizi, bütün durumları en iyi şekilde anlatan versiyonlarını bu videonun içinde bir kısmını sizinle paylaşacağım. Bir kısmında, açıklama kısmında bir link vereceğim. Teknoloji Oku üzerindeki bir adres olacak bu ve bu adreste bu videoda kullandığımız ve kullanmadığımız birçok örnek fotoğrafı da yine o adreste daha yüksek çözünürlükte olarak görebileceksiniz. Hem ön kamerayı hem arka kamerayı fotoğraf çekimlerinde kullandık. İkisinin de ben başarılı olduğunu söyleyebilirim. Peki video tarafında durum nasıl? Az önce teknik özellikleri aktarırken belirtmiştim. Çok başarılı, gerçekten çok başarılı bir elektronik imaj sabitleme özelliği bulunuyor. Şimdi biz bu videonun içinde ben size şimdi birazdan örnek videoları da aktaracağım. Orada AES açık ve AES kapalıyken iki farklı video çektim. Ve sonuçlarını siz de göreceksiniz kendi gözlerinizle. Çok başarılı sonuçlar veriyor. Bu kadar titreşimsiz video nasıl çekiyor ben bilmiyorum. Normal elimle yürürken çektiğim videolar bu videoların tamamı. Hem açıkken hem kapalıyken AES. Gerçekten de çok 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 başarılı sonuç veriyor. Yani eğlence olsun diye böyle ağır çekim videoları falan da çektik. Onlarda da çok başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Yani bu fiyat segmentinde video tarafında da ben çok beğendiğim bir cep telefonu oldu TCL Plex. Şimdi gelin TCL Plex'te çektiğimiz fotoğraf ve videoları sırayla izleyelim. Bu fotoğrafları ve videoları her türlü ışık şartlarında gece, gündüz, işte ön kamera, arka kamera vesaire kullanarak çektik. İşte AES kapalı, AES açık gibi farklı senaryolarda yine bu örnek videolarda göreceksiniz. Daha sonra son olarak bir şeyler söyleyip videomuzu kapatacağız.
Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu TCL Plex'in ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Çok güzel bir elektronik imaj sabitleme özelliği var. Şu an açık 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyoruz. İstanbul'da kapalı bir havadayız. Öğleden sonra soğuk da bir hava bu arada, kıyafetimden de anlayacağınız üzere. Çok güzel bir video kayıt özelliği var. Bu arada videoda kayıt sırasında 2x ve 10x zoom gidebiliyorsunuz. Tabii 10x zoom dijital zoom çok iyi sonuç vermiyor ama işe yarıyor mu? Yarıyor, onu belirtmiş olalım. İşte TCL Plex'in arka kamerasının video kalitesi de bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu TCL Plex'in ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Biraz gürültülü bir yerdeyim. Kapalı bir İstanbul Aralık sonunda şu anda çekiyoruz bu videoyu. Birazcık dediğim gibi gürültülü bir yerdeyim. Muhtemelen mikrofona bu sesler, yolun kenarındayım, gelecektir diye tahmin ediyorum. İşte TCL Plex'in ön kamera kalitesi bu şekilde. TCL Plex beni gerçekten çok şaşırttı. Neden diyecek olursanız, donanım çok iyi. 6 GB RAM, 128 GB depolama ve benzeri işte çeşitli donanım özellikleri, ki ekran mesela, ekran da çok güzel. Next Vision isimli özel bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde de hani görüntüyü daha net ve daha keskin bir şekilde aktarabiliyor, ki TCL'nin uzmanlık alanlarından bir tanesi de televizyon teknolojileri. Belki bilmeyenler vardır aramızda, bunu da hatırlatmakta fayda var. Güzel bir telefon olmuş. Özellikle kameranın video tarafı beni çok kendine hayran bıraktı. Hani bu fiyat aralığında en iyi video çeken modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Fotoğrafta da kötü değil bu arada. Fotoğrafta da gayet başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Özellikle gece modunda da sınırları zorlayan bir uzun pozlamayla cep telefonu gayet iyi fotoğraflar çekiyor. Bir kamerası nasıl videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere TCL Plex'in kamera özelliklerini anlatmaya çalıştım. Telefonun kamera özellikleriyle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa bu videonun altında bizlere soru olarak iletebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, Teknoloji Oku'yu aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.